Semih, bu koli ne? Bu koli bir önceki serimizde diyelim. Bit pazarında tezgah açan yeni tanıştığımız bir arkadaştan aldığımız ürünler vardı. Bunu da önceki aldığımız koliden sonra tekrar irtibat kurduk. Bize bu koliyi önerdi. Daha doğrusu dedi ki siz cep telefonu ile ilgili daha çok iş yaptığınız için size bu yönde ürünler vermek istiyorum diye belirtti. Verdi bakalım bir şeyler, içinden ne çıkacak sürpriz olsun. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Bu video yeni serimizin ikinci bölümü. Depo Savaşları adında bir seri başlattık ve yorumlara, like'lara bakacak olursak çok sevdiniz. Biz de neden ikincisini çekmeyelim dedik. Evet, burada kağıdı yanlış anlamayın. Bir marka yazıyor. Aynen. Marka görünmesin diye. Şimdi birinci üründen başlayayım ben vermeye. Rastgele bakmadan çıkartıyorum. Tamam. Bir. Nasıl? iPhone 6 kutusu. İçinde cihaz var mı bakalım. Kutu var en azından. Biraz eksikleri var gibi görünüyor. Home tuşu yok. Kutunun devamında neler var? Şarj aleti çıktı bir tane. Bir tane lightning kablo. Orijinal sanırım. Fatura çıktı. Bunun faturasını bakalım. 83 sonu. Bunun değil. 684 değil. Bunun faturası. 84. Bu 483 sonu. Vodafone'dan satın alınmış. Tarihi yazmıyor ya da yazıyorsa kaşe gibi bir şey var. Silinmiş. O zaman bunları şuraya... Kitapçığı falan var. Bakayım, elma çıktı mı içinden? Aha. Elma da var. Almamışlar. Elma da var. Bu güzel. Tamam, bunlara bakacağız o zaman. Devam Bu burada edelim. Bir telefon muhtemelen. İçinde bir takım eksikleri de vardır. İkinci pakete geçiyorum. Hazır mısın Semih? Hazırım. Çok sabırsızlanıyorum. Elim acıdı. Oğlum niye vuruyorsun masaya? Oğlum bu masa çok sertmiş. Benim masam olacak. Gibi değil. Gürültü çıkmasına Büyük hazır mısın? Seçip ne seçsen? iPad mi çıkaracaksın? Elini çekmeni tavsiye ediyorum oradan. Oğlum kırılacak lan telefon. Kırılırsa kırılsın oğlum lan. Burada. Ben biraz kırdılı vurdurlu şeyleri seviyorum. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Semih de seviyor da bastırıyor uyguları. Bir tane Samsung. Oo, çok pahalı bir telefondu bu Semih. E250. Suçon. Efsane. Motorola. Bir Nokia. Oo. Oo. Zengin işi. Dönmeli mönmeli. Bundan sonra. Siemens. Siemens. Hem de kameralı. Efsane telefon. S55 mi? MC60. Sony Ericsson. Sony. Kameralı. Yine bir kızaklı Samsung. Samsung. Sanırım 3 kere telefon var lan. Yok şu anda. Oo. Bakın. Oo. Kadınların çok kullandığı bir telefon bir dönem. Diamond. Arka tarafının özelliği neydi biliyor musun? Ayna. Makyaj aynası olarak kullanıyorlardı. Ama ayna çatlamış. Ayna çatlamış. Bunlar çalıştırılıp test etmeye değer mi? Maddiyatla ölçülmez. Bunlar klasik sevenler için. Biz bazen hobi olarak klasik telefonları canlandırıp kullanıyoruz. Ki demin de benim de kendimize ait klasik telefonlarımız var. Çok nadir olan telefonlardan koleksiyon yapıyoruz. Bunlardan da hangisi nadir olabilir? Şu olabilir. Ama ekipmanların aksesuarını bulmak lazım. Bu da güzel. O da güzel. Bunlar koleksiyonluk olacak telefonlarda. Böyle de kullanılıyordu bu telefon. Böyle çeviriyorsunuz. Şu kutuyu merak ettim. Ben bunu hiç bilmiyorum ne olduğunu. Ne? Apple resmi var üstünde. Garanti kutusu var. Yani KVK'ya garantiye gitmiş bir cihazdan üstü bahsediyor. Üstü toz içinde. KVK yetkili servis diyor. Teknik ne diyor? KVK yetkili teknik servis. Apple'a gitmiş muhtemelen. Şunları yanlış şöyle... anlaşılmasın, ücretli bir reklam içeriği yok burada. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Şöyle açayım. Aha. Bu ne? S7 Edge mi? S7 Edge çıktı. Ama ne yazık ki bakın durumu bu şekilde. Bakayım anakartı var mı? Anakart var. Anakartı var. Bataryası çıkartılmış bir vaziyette. Bir bataryayı takıp deneyelim mi açılacak? Deneyelim. Şarj getireyim mi? Powerbank. Açıldı. Açıldı. Ekran da sağlam. Bir deneyelim. Açılsın deneyelim. Bu arada tabletimi versene benim Semih. Merak ettiğim şu, acaba şunun fiyatlarına bakacağım. S7 teknik servise bu cihaz mı gitti yoksa başka bir cihaz mı bu? Bu Apple kağıdı çıktı içinden. Yok arkadaşlar. Bu bir iPhone kağıdı ama cihaz iPhone değil. Evet, bunların hepsi ne zaman yollanmış bu fatura? Çok eski. Tarihi ne zaman bunun? 24 Ocak 2019. Ama bu cihaz değil. Bu cihaz değil. Zaten hani bence bunu bu kutuya koymuşlar. Açıldı bu zarar arada. Zarar görmesin diye koymuşlar sadece. Ekranı da sağlam. Bunun ekranına baksana kaç para? Bakın. Böyle göstereyim. Acaba bu koliden kar mı yapıyoruz, zarar mıyız? Bana kalırsa kardeyiz şu an. Ya bu ekranın çıkması bütün kolinin maliyetini çıkarmış olabilir. İnşallah. Ya zaten şimdi aldığımız arkadaş şöyle izah etti. Biz geçen aldığımız kolide onu hiç üzmedik. Onun teklif ettiği rakamı aynen seve seve ödedik. O da ben size bir dahaki alışınızda çok iyi bir jest yapacağım dedi. Gerçekten de yaptı. Buradan ona teşekkür ediyoruz. Videolarımızı izleyeceğini söyledi. İzler ama isminin açıklanmasını istemiyor. Saygı duyuyoruz. Ekranı şu an 1100 liraya toptan fiyatı bunun. Ve bir saniye bakabilir miyim? Çizik daha iyi yok ekranda. Arkadaşlar bakın. Yani jesti yapmış gerçekten. Çizik yok. Bu ekran zaten bütün kutuyu karşılar muhtemelen. Evet. Cihaz da sağlamsa. Sağlamsa. Ki cihaz sağlam değilse şöyle bir durum sadece var. Sadece ekranı satsak yeter. Ekranı satmayız. Neden? Bende iki tane SSD çıkmış. Aynen doğru. Ekran bekleyen cihazlar vardı. Onları anakart bozuksa en kötü orada kullanabiliriz. Tamam devam edelim. Bir tane daha poşet çıkartacağım. Bir poşet daha koymuş. Atma.
Bu poşette şarj aleti. Karma şarj aletleri. Genelde şu tablet adaptörüydü. Şu tablet değerli olabilir. Bakayım bir amperi, voltajı. 5 volt 2 amper. Çalışıyorsa bunu 35 liraya satılıyorlar. Ya bunlar genelde mikroşarj. Eski model. Mikro. Bu neymiş? Bu da mikro. Ama bakın şurası kopmuş. Çöp olmuş. Orijinal aslında. Yapılabilir. Ama. Şu neymiş? DS-380. Bir tane daha tablet şarj aleti. Tablet şarjları para yapacak şarjlar burada. Bir tane daha burada. Tablet şarj aleti. Ya bunlar tablet derken arkadaşlar bunlar eski nesil tablet. Şöyle çivi girişli. Tabii 2 sene 3 sene öncesinin Çin tabletleri. Bir tane daha tablet. Bir tane V3 şarj aleti. Bu da aynen. Önemli bir şarj aleti. Bir mikro. Bu neymiş? E250 şarj aleti. İnce Nokia şarj aleti. Bir D880 daha. Bir tane de bu da D880. Toplamda kaç şarj aleti var? Çok. Sayarız. Bir tane de tablet çıkartayım. Şurada tablet tuzlu gördüm. Çok tozlu. Göstereyim ilk önce. Bunun içinden de tablet çıkıyormuş. JS Max. Anakart falan çıkar belki. Bu da sanki... Telefon çıkıyormuş. iPhone 7. Çok tozlu. Bir ses geliyor. Üstünde 7 inç yazıyor ya. iPhone 7 aklıma geldi. Şimdi. Oha. Hiç kapat. Bu çıktı. Aa! Hıyar çıktı. Anakart var. En azından tabletin hıyar çıkmadı. Her şeyini almışlar. Bataryasını, ekranını, dokunmatiğini, bir tane anakart var. Kalmış. Ama kasada daha hiç çizik yok. Bu büyük ihtimal bu görüştüğümüz kişi bizim böyle servisten de muhtemelen ürünler servisten, bulduğunu aynen. söylüyordu. Belki de bu yetkili servise gitti. Tamir olamıyor diye. Yetkili servis malzeme yok. Oha. Aha, sıfır. Hiç kullanılmamış. Şeyi göstersin, data kablosu. Data kablosu. Muhtemelen dediğin gibi servisten bunlar. Hiç daha sıfır bakın arkadaşlar. Depo çok büyük, devasa. Hani zaten büyük iş yaptığı belli. Normalde ufak poli bandında bir şey satmıyormuş. Bit pazarcılara satıyormuş sanırım. Evet. Yani ihaleyle alıp başkalarına satıyor. Onlar da başka yerlerde satıyor. Böyle birisi bu kişi. İlini, nerede olduğunu, adını söylememizi istemiyor. Biz zaten gittiğimiz abiyle biz direkt tanışmadık. Bizim tabii. Bit pazarında burada Eskişehir'de sürekli görüştüğümüz bir abimiz var. Sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Biz onun vasıtasıyla anca tanışabildik. O onu tanıyormuş. O ondan ürün alıyormuş falan. Yani şu anda da biliyorsunuz arkadaşlar pandemi nedeniyle bir yıldır yaklaşık birçok iş yerlerinde sıkıntılar var. Bit pazarları kapalı. Bazı evet. insanlar sadece bit pazarından ürün satarak aslında aynen, tabii, geçiniyordu. Öyle. Bu abimiz de onlardan biri sayılır. Bazı kişiler işte bu malların çalıntı olduğunu falan düşünüyor ama yok, kim kutusuyla çalar ki? Bunlar ihaleyle alınmış olduğunu yani. Ama herkes zaten biliyor bunu. Neyse. Problem değil. Kim nasıl düşünüyorsun? Swap cihaz kutusu gördüm ben. Swap. Apple'ın swap cihazları var ya hani evet. garantiye oluyorsun ya da tamam. cihazını değiştirmek istiyorsun sana yenileyip tamam. gönderiyorlar. iPhone 7'ye benziyor kutu. Üstünde de kırmızı var. Yani red black mi oluyor? Olabilir red. De o belki başka bir anlama da gelebilir. Ben ne anlama geldiğini bilmiyorum. Aç bakalım ne bu swap cihaz kutusu. Ben heyecanlanıyorum böyle kutu alışıklarında. Sen aç. Dolu ağır bir şey. Aha. iPhone çıktı. Ama aha. düşündüğüm değil. iPhone kaç? iPhone 6. Home bunun tuşu da olmuş. Home tuşu yok ve arka kamerası da yok. iPhone'larda niye home tuşu olmadığını çok soracaksınız. Biz de platin üyeleri cihaz verirken bazı hurdalarda home tuşları olmuyor. Sebepleri bu cihazlar bazı parçaları alınıyor. Başka iPhone'da kullanılmak isteniyor. Halbuki alan kişi bilmiyor ki kriptolu oldu o parmak izini. Evet. 6'larda var mıydı o kripto? 5S'den sonra. 5S'den sonra. Halbuki o anakartta da çalışmayacağını sonradan öğreniyor. Evet. Bunu almak yanlış. Hani bu anakartta çalışır o. Bu şekilde alıyorlar. İnsanlar bu telefonu satarken onu alıyor. Anı olarak ne oluyor anlamıyorum. Yani, ya... Çok iPhone gördüm ben, home tuşu yok. Evet. Çok insan gördüm üstünde elbise yok. Çok elbise gördüm içinde insan yok. Biz bazı çekimleri yaparken sadece ikimiz oluyoruz abimle. Başka kimse olmuyor. Başka kimse olmuyor. Şu an yok. Yardım eden bize. O yüzden bazen kalkıp kameraya bakmamız gerekiyor. Burada karışık gerekiyor. Android, Samsung cihazlar var. Tek tek mi vereyim, hepsini mi vereyim? Eğer şey topluysa toplu ver. Şöyle. Tamam ver. Şuraya koy görmesinler. Buyurun. Bir tane Huawei. Oldukça kötü durumda. Kameralar alınmış, parmak izi alınmış. Belki de başka anakartı şeyleri var almış. Mı belli değil. Aç bakalım. Aha yok anakart. Hoppa hiçbir şey yok. Bir orta flex kalmış anakart. Belki yok. De şimdi bunlarda şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Bu işi sürekli yapanlar için konuşuyorum. Eğer bunun ekranı orijinalse ve sağlamsa bunun cam değişimi yapılabiliyor. Yani yapılabilir. Şimdi bilmiyoruz. Bunu şöyle yapacağım. Ekran bunu, sağlamsa bunu cam değişimi yaptırıp dönebilirsin. Note 3 aynı. Anakartı falan yok. S6 H. Ekranı eğer sağlamsa, ekran sağlamsa değişebilir belki. Bunun ekranı kırık bence. Bir tane Note 3 daha. Hatta bu bir firmanın. Daha önceden değişmiş, bir daha değişmiş. Ekran dışından bir şey görünmüyor ama belki sıvı temas falan vardır. Şöyle bir Sony çıktı arkadaşlar. Bu Sony'nin de hiçbir şeyi yok. Bir tane de yine Huawei P9 Lite 2017 sanırım bu. Bunu da aynı şekilde yapmışlar. İçinde hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bunlarda anakart çıkmadı. Üzüldüm bak. Belki, ya belki de ekranları sağlam. Bilmiyorum. Ekranları sağlamsa bir şeye dönebilir.
Şunun ekran kırık belli, bakın şuradan patlamış. Şimdi ne gelsin ne gelsin. Bir tane şurada telefon gördüm. Çok büyük bir kutuyla geleceğim. Tamam ver. En son mu gelsin? Ver gelsin. Büyüklüğü en son. Ya şunlar kötüydü, iyi bir şey ver de moralimiz yerine gelsin. O zaman tamam. Elma seviyor musun? Ben elma sevmem. Elma sevmiyor musun? Elmadan başka bir şey yok bu kutuda. Ver, ver 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 ver. Sadece yarım elma var. Bir iPhone 6 daha. Harbiden güzel jest yapmış bize. Oo, çok hem güzel. Hem de düzgün. 6 kutusu ama 6S çıktı. 6S. 6S. Kutularla telefonlar birbirine uyumsuz. Bunu öğrendim. Arkası space gri ama cihaz beyaz. Beyaz. Yani normalde siyah olması lazım. Ekranı değişmiyor. Yani kim bilir neler gelmiştir başına. 6S olunca öyle tabii, olması 6S gerekiyor. Bu renkse siyah olması gerekiyor. Gold ve neydi beyaz? Bu ne? Hiç kullanılmamış bir şarj aleti mi? Kullanılmış mı? Kullanılmış. Ha, lighting çıktı orijinal. Başka bir şey. İşte kullanım kılavuzları. Bir bakayım elma var mı bunda? Elma vidaları falan ben duruyor. Genelde severim. Kamerası da var. Her bunun elmasını almışlar. İğnesi var, sim iğnesi. O zaman bir tane daha çekiyorum kutudan. 5S. Bir tane 5S. Kutulu. Kutulu faturalı. Fatura yok, şaka yapıyorum. Aha da 5S. Var mı yok? Aha faturalıymış hem de. Açılmıyor yalnız. Ekranı kırık. Home tuşu da var üstünde. 1350 liraya alınmış. Ne zaman? 2016'nın 3. ayında. 29 Mart 2016. iPhone 5S Silver 16 GB. 1350 lira. Kutu buna mı ait? 84 sonu. Kutu doğru faturayla da cihazın ki o değil. Aynen cihaz o cihaz cihazın değil. Sonu. Ama cihazın rengi farklı. Tutuyor. Farklı. Rengi tutuyor da rengi tutuyor. Şeyi o değil. Aynen. Ya bunlar muhtemelen zarar görmesin. Açılmıyor. Bastım düğmeyi ama açılmıyor. Yani bunların hepsini tek tek denemek isterdik aslında. Şarja takıp da başka çok vakit alır. Başka bir videonun onları deneriz. İsterseniz yoruma belirtin. İsterseniz yoruma belirtin. Olmadı deneriz. Bakarız. Çok büyük hissediyorum kutumda. Devam et. Gelsin. Gönder gelsin. Bu ne? Ya. Evet. Asıl bomba. Günün bombası. iPad Wi-Fi 32 GB. Nasıl tutayım? Böyle şöyle işte. Ama yalnız çok hafif. Bu boş bence. iPad Wi-Fi 32 GB dediğin zaman benimki iPad Air bayağı ağır. Açıyorum. Oo, bir tane iPad çıktı. iPad mini. iPad şey mini. Çıktı. Bu ne? Çıka çıka bu çıktı. Anakartı var mı? Anakartı var ama her şeyini sökmüşler. Ekran, kamera filmi kopuk, kameranın buralar kötü. Neticede iPad var ama. Kasa bir işe yaramaz. Kasa yamuk zaten. Ama şey düştü. Buzzer'ı düştü. Çıkana bak. Vay. Jelatini üstünde. Orijinal şarj aleti hem de iPad. Bir bakar mısın kaç para bunun şarj aleti? Lightning kablosu da var. 10 watt. Çok pahalıydı. Lightning 600. Kablo da orijinal. Bakın daha paketi açılmamış. Ben kendime bakmıştım Apple'da 650 lira civarıydı sanırım ikisi. Of. Bu SCDH ile bu süper oldu. Diğerleri çalışmasa da iğnesi de duruyor. Apple ürünleri ben genelde Apple'dan almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Başka yerlerde satıcılardan pek tercih etmiyorum. Sebepleri var. Uzun uzay anlatmaya gerek yok. Piyasada çok orijinal değil. Gezinen alet var ki çoğu değil. 200 lira. 200 lira. Kablosunu kablosu da baksa, o civarlardı diye hatırlıyorum ben. Kablosu bunun 1,5 metre miydi? 2 metre kablosu. Bunun sanırım. Bunun iPad'lerin biraz uzun oluyor kablosu. 2 metre, 2 metre Lightning USB 279 lira. 279 lira. Yani 200'de öteki 479 lira bu kutunun evet. İçindeki ürünler. Tabii yani bunları öyle satmanız zor da. Şöyle yapılan da var arkadaşlar. Bazı internet siteleri var. İsimlerini söylemek istemiyorum. Daha önceden denk geldi. İsterseniz bir gün onları da paylaşırım sizle. Bu tarz ürünleri mesela topluyorlar. Bunu şu an siteye siz orijinal diye koysanız satarsınız. Bunu ambalaj yapıyorlar ve orijinal diye satıyorlar. Şu şekilde bir şey göstereceğim size. Yani bunu hatta bozdurma falan deniyor. Cep telefonu da yapanlar çok. Telefon fiyatları uygun olan yerlerde genelde ben de şüpheleniyorum. Acaba o bozdurma denilenden mi yapılıyor? Şimdi bunun orijinal olduğu birebir belli. Burada seri numarası var. Onu da yazarak zaten örtüştürebilirsiniz. Buradan sağlaması yapılabilir. Sağlaması yapılabiliyor. Satılıyor arkadaşlar. Yani bunu biz istesek satarız iyi bir fiyatı. Satarız tabii ama satmayız. Muhtemelen bizim zaten ihtiyacımız bunu var. Bunu biz kullanırız. Yani öyle yapanlar da var iPhone'da arkadaşlar. iPhone'da şarj edebiliyorsunuz. Yani bu ürünler nerede satılıyor? Bitpazarı falan bazen insanlar orada iyi ürünler çıkmaz diye düşünüyor ama. Yok bunlar Bitpazarı düşmezdi bence. Bunu Bitpazarı'na düşmez arkadaşlar. Çünkü bunu satan arkadaş bize bu işi biliyor. Bitpazarı'nda heba etmez. Yani şu şekilde düşecek yapıyorlar. Olanlar şunlar. Bunlar. Şu dekiler. Şunları falan koyuyorlar. Şunlar falan düşer. Ki şöyle bir şey söyleyeyim. Bunları zor bulmanız orada. Biz bu eskiden haliyle kutulu olarak zor. Video yapmadan önce yani bu 1 yıldan önce 2 yıl önce falan Bitpazarı'na gittiğimizde envai çeşit cihaz bulduk. Tabii çünkü çok oluyordu. Çünkü Bitpazarı'nda ürün satanlar da bilmiyordu. Bilmiyordu. Ama sonra videolar sayesinde olsun oraya giden insanlarla beraber talep bunların arttı. Değeri arttı anlaşıldı. Tabii. Ve orada satan satıcılar bunların değerini biliyor arkadaşlar. Aynen antika ürün gibi düşünün. O yüzden her şeyi değerinde satmaya çalışıyorlar. Hiç unutmuyorum. En son geçen
geçen seneler bir tezgah bulduk senin, hatırlıyor musun? Biraz telefonlar çamurluydu, sel görmüş belli. Evet. 5 lira. Güncel modelde var, güncel iPhone'da var, güncel Android'de var, eski modelde var, karma. Bu da 5 lira, o da 5 lira. Çok iyi hatırlıyorum. Hepsi 5 lira. Geçen yıl 5 lira. Çuval çuval vardı ve hepsi çamur yani içindeydi. Hepsi çamur. Hiç unutmuyorum S4, S5, S5 evet. Mini, S4 Mini. Yani yine üst hatta modeller yani. Videolarda, eski videolarımızda şöyle söyleyeyim. İlk 15 videomuzdan bir tanesinde olabilir o görüntüler. Olabilir. Biz de almıştık zaten. Biraz pisti, zor oldu ama temizlemesi ama. Bu kadar değerli olacağını bilseydik o tezgahı komple alırdık. Orada. Alırdık. Hiç aklımıza gelmedi. Ve sonra pandemi patladı bir daha. Şöyle de bir durum var. Ya biz elimizde o kadar çok hurda var ki evet. Sürekli alıyoruz. Bunları depolamak da çok depolamak zor arkadaşlar. Zor. Ve aldığımız ürünleri unutuyoruz. Tamam, yardım edenler var bize ama yine de biz her işi kendimiz yapmaya çalıştığımız için çok zor oluyor. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sosyal medyalarımızı ekleyin ki gün içinde yarışmalarımız oluyor müsait oldukça. Yarışmalardaki kriter sosyal medyaları eklemek. İşte hurda cihazlar, cep telefonu tamir setleri, tornavidalar, kulaklıklar gibi hediyeler veriyoruz. Ayrıca diğer platin üyelikler, hurda cihazları nasıl veriyoruz, nasıl gönderiyoruz ile ilgili öğrenmek isterseniz bir önceki videomuza bakabilirsiniz ya da iki önceki. Bu hurdalardan tüm abonelerimize de edindirmeye çalışıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Yarışmalarla yapıyoruz. Bazen yorumlardan bir şey hoşumuza gidiyor, onlara bakıp yapıyoruz. O yüzden yorumlarınız bizim için çok önemli. Like atmanız da çok önemli. Bu desteği esirgemediğiniz için biz de size böyle ufak tefek ödüller vermeyi kendimize görebiliyoruz. Sonra buradan şeyi da verelim. Tamam. Bu şeyi kaça aldığımızı söylemedik. Geçen videoda da aynısını yaptık. Belli bir zaman söylemek istemiyoruz. Çünkü motivasyonumuz düşmesin. Hani biz abim geçen hafta sembolik bir rakam dedi de abime göre sembolik. Sembolik değil arkadaşlar. Siz hepiniz onu çok düşük olarak yani, düşündünüz öyle ama değil. Ya, biz ilk tanıştığımız için ne teklif ettiyse kabul ettik. Bazı kolye de tek birkaç kabul arkadaş ettik. Sadece yaklaşabildi. Aynen öyle. Yani öyle sizin düşündüğünüz 300 lira, yani yanındaki 2 sıfırlı rakamlar değil. 3 sıfıra çıkın biraz. Ha, biraz 3 sıfıra çıkmak gerekiyor ki bu koli de öyle. Hediye de aklıma bir şey geldi biraz önce. Bu hafta verdiğimiz hediyeleri işte bugün inşallah kargolanacak. Biz anca kargoluyoruz. Yani 3-4 tabii. Gün uğraşıyoruz. 30'dan fazlaydı sanırım. Toplamda platin üyelerindeki hediyeleri de sayarsak 40'ı geçmiş olması lazım. Yani yorumlarda bazı arkadaşlar işte ben başından beri takipçiyim ama bana hiç hediye gelmedi diyor. Gelir arkadaşlar. Evet, gelir. Yani bir gün gelir 92 bin kişinin 92 binine de yollayamayız. Tabii. Yani kusura bakmayın. Önemli olan bizim siz yorumlarda bulabilmemiz. Başka var mı diyeceğim? Benim yok. Bu videoda da aldığımız fiyatı söylemedik. Yakın tahmin edene ya da tam nokta atış tahmin edene yine buradaki hediyelerden bir şeyler ayarlayacağız, göndereceğiz. Bir kişi olur, iki kişi olur, üç kişi olur. Hani üç kişi tahmin ederse üç kişiye yollarız. Problem yok. Umarım bir şeyler öğrenebiliyorsunuzdur. Daha farklı konseptler, seriler düşüneceğiniz varsa yorum yazmaya çekinmeyin ki o bildirimlere göre videonun akışını değiştiriyoruz zaten. Önemli olan sizin beğenmeniz sadece. Platin üyelikten bahsedeceğimi söylemiştim. Platin üyelik bizim YouTube'un katıl buton özelliği. Üyeliğiniz başladığı gün başlıyor hakkınız. Bizden her ay bir tane hediye hurda cihaz ve yanında bir tornavida, bir tamir kutusu hediye alabiliyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Cihazların fotoğrafını gösteriyoruz. Sonra kapatıyoruz kutuları. Kargo poşetine koyup numaralandırıp tekrar veriyoruz. Siz sadece numara seçiyorsunuz. Kime hangi telefon geleceği bir şans ama cihaz tabii ki geliyor. Cihazda şans diye bir şey yok. Sadece marka model şansı var. Onun hangisi olacağı belli değil. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.